Başlayalım. CHP'den gelen bir teklif var. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen bir teklif var. Terör konusunda başbakanla görüşmek istedi. Başbakan Erdoğan da oldukça sıcak bir mesaj verdi. Ön yargımız yok. Buyurun gelin dosyanızı verin. Biz de yetkili kurumlarımızla görüşelim dedi. Öncelikle şuradan başlayalım. Siyaseten aslında Türkiye'nin böyle bir görüşmeye iki liderin el sıkışmasına ihtiyacı vardı. Bunu önce bir siyaseten değerlendirsek neler diyeceksiniz? Şimdi ana muhalefet partisinin böyle bir noktaya gelmiş olmasını önemsiyorum. Çünkü terör sorunu gibi çok yakıcı bir sorun iktidar partisinin tek başına risk alarak çözebileceği bir sorun olmaktan ziyade daha çok devletin, siyasetin birlikte bir mutabakatla ve risk alarak çözmesi gereken bir sorun. Şimdi biz Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'ni başlattığımızda onun altında demokratik açılım ve diğer Alevi açılımı, Kürt açılımı, azınlıklarla ilgili, azınlıkların temel hak ve özgürlükleriyle ilgili açılımları yaptığımız zaman AK Parti o dönemde çok yalnız kaldı. Bu bir devlet projesi olmasına rağmen maalesef Habur gibi bir yol kazası yaşandı. Hı hı. Ve çözüm odaklı düşünen ve çözüm için yöntem arayışları içerisinde olan iktidar partisinin Habur'da yaşananlar üzerinden dayak yemesine şahit olduk. Oysa iktidar partisi orada ne yapmaya çalışıyordu? Kronik bir sorunu çözmek, bununla ilgili risk almış ve bu konuda bir mesafe kat etmek için çaba sarf ederken orada bir sorun yaşandı. Şimdi burada siyasetin nasıl pozisyon alması gerekirdi? Siyasetin diğer paydaşlarının burada Habur'u istismar etmek yerine Habur'u toparlamak ve çözüme katkıda bulunmak yönünde bir pozisyon alması gerekiyordu. Bugün bu noktaya gelinmiş olmasını bu yüzden önemsiyorum. Peki çünkü CHP neden bu noktaya geldi? CHP bugün... Çünkü bugüne kadar siz terörle mücadelede hiç CHP ile yan yana yürüyemediniz. Şimdi CHP daha önce şu soruyu sormak gerekir. CHP neden önce böyle bir inisiyatif almadı da bugün böyle bir inisiyatif alıyor? Şimdi daha önce pozisyon olarak kendisi için faydalı görmediği bir süreç vardı. Bugün bu tip bir pozisyon almayı siyasal anlamda kendisi için faydalı görüyor. Çünkü artık gündem Cumhuriyet Halk Partisi'ne dayatıyor. Neyi dayatıyor? Risk alması gerektiğini. Artık sorunları konuşmaması gerektiğini. Çünkü seçimden önce biz bir şey yaşadık. Ana Muhalefet Partisi seçimden önce ne yaptı? Yolsuzluk, yoksulluk, Türkiye'yi satıyorlar, bunlar diktatör. Her şeyi söyledi. Sonuç? Evet. Millet buna itibar etmedi ve AK Parti'ye %50 oy verdi. Şimdi aynı şeyi devam ettiremez. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürdürdüğü muhalefet anlayışı sürdürülebilir bir muhalefet anlayışı değil. Ve artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin partisinin seçmeni de bu durumdan rahatsız. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin risk alması, çözüm süreçlerine katılması, çözüme katkıda bulunması gerekiyor. Sanırım bu bir ilk olacak Cumhuriyet Halk Partisi için. Terör sorunu, Türkiye'nin yakıcı ve kronik bir sorunu en önemli, sorunu. Terör sorununda Cumhuriyet Halk Partisi burada bir risk alacağını, dolayısıyla bu konuda bir mutabakat arayışı içerisinde olduğunu ve bununla ilgili de iktidar partisine her açıdan destek olacağını ve yardımcı olacağını açıkladı. Bununla ilgili de çarşamba günü Sayın Başbakan bunu son derece olumlu karşıladı ve çarşamba günü de bir görüşme gerçekleştirdi. Sizden önce Sezgin Bey, Genel Başkan Yardımcısı CHP'nin konuğumdu. Aynı soruyu sordum ona. Hani acaba siyaseten bir durum söz konusu mu diye. Hayır, biz bu ülkenin sorunun çözülmesi adına AK Parti ile görüşmeye, bu hiçbir siyasi beklentinin olmadığını belirtti ama siz en azından Sezgin Bey ile aynı düşüncede değilsiniz. Ama sebebi ne olursa olsun Ana Muhalefet Partisi ile İktidar Partisi'nin Türkiye'nin en önemli sorununda aynı masa etrafında oturuyor olabilmesi güzel bir şey değil mi? Ya mutlaka. Şimdi biz Türkiye'nin sorunları tartışılsın istiyoruz. Hı hı. Türkiye çok uzun zaman konuştu. Konuşan Türkiye söylemi vardı bir dönemde. Türkiye hep konuşuyor. Ama Türkiye'nin tartışabilmesi, Türkiye'nin müzakere edebilmesi,
Türkiye'nin sorunlarını tarafların bir masa etrafında, bir mutabakat zemininde, bir müzakere zemininde konuşabilmesi ve tartışabilmesi gerekiyor. Ama bir şeyin tartışılabilmesi için temel şart şudur: güven ve işbirliğidir. Karşılıklı güven ve işbirliğidir. İkinci temel şart da o konuda tarafların dersine çalışmış olması, hazırlıklı olması, donanımlı olmasıdır. Biz sizinle nasıl tartışabiliriz bir konuda? Sizin de benim de o konuda bir donanımımız varsa, dersimize çalışmışsak, hazırlığımız varsa tartışırız. Ama taraflardan birisi hazırlıklı değilse bu defa tartışma değil. Taraflardan bir tanesi işi kavgaya çevirir. Biz her konuda Türkiye'de başkanlık sistemi tartışılsın diyoruz, bir kavga çıkıyor. Biz diyoruz bu şeyle ilgili, kürtajla ilgili bir sorun görüyoruz. Türkiye'nin nüfusuyla ilgili bir sorun görüyoruz. Kavga çıkıyor. Tartışamıyoruz. Kavga çıkıyor. Evet. Yani Türkiye'nin tartışabilmesi için tarafların öncelikle bir güven ve işbirliği zemininde müzakere edebilmesi, dersine çalışması, o konuda ön yargılardan arınması ve hepsinden önemlisi de konuştuğu zaman hazırlıklı olması gerekiyor. Bu kez CHP sanki tartışmaya hazırlıklı gibi. Hani valla biz bir şeyler pişirmişler. Şimdi bakın, biz 2002'de ilk partiyi kurduğumuzda bizim partimizin kuruluş programının adı demokratikleşme ve kalkınma programıdır. Bu programda biz açık bir şekilde Güneydoğu sorunu, Kürt sorunu, terör sorunu nasıl ifadelendirirseniz bununla ilgili düşüncelerimizi ve çalışmalarımızı o gün serdettik. Ve biz 2002'den bugüne kadar bu konuda hiç geri adım atmadık. Biz bir plan çerçevesinde, bir yol haritası çerçevesinde bu sorunla ilgili yaklaşımımızı, bakış açımızı ve çözüm önerilerimizi adım 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 yürütüyoruz. Zaman zaman yol kazaları olsa da. Şimdi bakın, şöyle bir şey var. Eğer bir sorunla karşı karşıyaysanız o sorunu çözmek için bazen kullandığınız çözüm yöntemi işe yaramayabilir. Evet. Burada yapmanız gereken o çözüm yönteminde ısrarcı olmak değildir. Çözüm yöntemini değiştirmektir. Seçenek değiştirmektir. Evet. AK Parti'nin en iyi yaptığı şeylerden bir tanesidir. Biz bir meseleyle karşı karşıya kaldığımızda, o sorunu çözmek için bir çözüm yöntemi kullandığımızda, eğer kullandığımız çözüm yöntemi sonuç vermiyorsa biz hızlı bir şekilde ısrar etmeyiz orada diyorsunuz. Çünkü eğer kullandığınız çözüm yönteminde ısrar ederseniz o çözüm yöntemi daha büyük bir sorun haline gelir. Evet, Kürt sorunu çok önemli bir sorun. Yani belki de Türkiye'nin sıçramasında en önemli engellerden biri ayağındaki pranga. CHP bu konuda biraz kararlı görünüyor. En azından kamuoyuna yansıyan mesajlar bu noktada. Mutfaklarda da iyi şeyler, yani çalışmaları var. Sağlam görünüyor en azından. Dosyalarını hazırlamışlar. İşte komisyonlar kurulsun falan diyorlar. Bu kez sizinle tartışmaya hazır bir muhalefet var karşınızda. Umarım bu tartışmadan Türkiye karlı çıkar. Şimdi mutlaka eskiler derler ki aklın yolu bir derler. Yani Türkiye'nin terör sorununu nasıl çözeceği aslında son derece açık ve net. Evet. Burada Türkiye'nin terör sorununun çözülmesiyle ilgili engel ne peki? Bir, içeride milli birlik ve kardeşliğin oluşması. Yani Türkiye'nin temel sorunlarında bir birlik ve beraberliğin oluşması. Birilerinin bu sorun üzerinden siyaset yapmaması, birilerinin bu sorunu istismar edip o sorundan beslenmemesi, birilerinin sorun odaklı değil çözüm odaklı yaklaşması, nihayetinde asıl olan sorunun çözülmesidir. Masaya oturduğunuz zaman sorunun nasıl çözüleceğini sorun size söylüyor zaten. Dolayısıyla ortada bir terör sorunu var. Bir de temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir sorun var. Türkiye'nin yıllardan beri kronikleşmiş bir sorunu. Dolayısıyla biz şimdi anayasayla ilgili ne yapıyoruz? Anayasamız artık devleti önceleyen, devleti kutsayan bir anlayışla yazılmıyor. İnsanı, insan onurunu önceleyen ve yücelten bir anlayışla yazılıyor. Sadece bu değil. Bir taraftan biz ayrımcılıkla mücadele komisyonunu oluşturuyoruz. İnsan hakları kurumu şu anda kuruluyor. Öbür taraftan ombudsmanlık, kamu denetçiliği kurumu kuruluyor. Yani Türkiye bir taraftan normalleşirken öbür taraftan da Türkiye'de artık demokrasi kurumsallaşıyor. Dolayısıyla İspanya'nın bu sorunu nasıl çözdüğü ortada, İngiltere'nin bu sorunu nasıl çözdüğü ortada. Önceden örnekleri var. Dolayısıyla bizim sorunu çözmeye dair bir sıkıntımız yok. Ama Türkiye'de tarafların sorunun çözümüyle ilgili meseleyi istismar etmeden ortak bir irade koyması sorunu var. MHP
Hayır dedi. Devlet Bahçeli çok sert bir açıklama yaptı. Kürt sorunu olduğunu düşünmüyorum dedi. Ve bu noktada CHP hiç kapımızı çalmasın. Kapılar kilitli. Kapalı anlamında konuştu. MHP'nin bu tavrını nasıl algılıyorsunuz? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin yıllardan beri bu konuda aldığı bir pozisyon var. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı bu pozisyon doğal olarak bir siyasal partinin kendi seçmenine, kendi tabanına uygun yürüttüğü bir siyaset var. Burada temel sorun şudur. Siyasal partilerin bu temel bir açmazıdır. Siyasal partilerde eğer güçlü bir liderlik varsa, lider kendi seçmenine, kendi tabanına göre siyaset yapmaz, kendi vizyonuna göre siyaset yapar ve kendi tabanını değiştirir ve dönüştürür. Recep Tayyip Erdoğan örneğinde olduğu gibi. Ya da güçlü bir liderlik yoksa bu defa kendi seçmen tabanına uygun bir siyasal iletişim dili kullanır. Evet. Şimdi bu açmaz biraz daha çok partinin yönetimi, partinin yönetiminin hassasiyetleri dönüştürme, değiştirme ve taşıma gücüyle ilgilidir. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda terör meselesinin çözümüyle ilgili bir değişim riski alma çabası tabandan mı geliyor diyorsunuz? Bu önemlidir. Bu önemlidir. Bir yönüyle tabandan geliyor. Nasıl tabandan geliyor? Çünkü artık taban sorun çözen bir parti yönetimi istiyor. Sürekli şikayet eden, sürekli muhalefet eden, karşı çıkan. Yani tabii ki muhalefet partisi muhalefetini yapacaktır ama İtiraz anlamında. Bu kavga etmek anlamında değil, bu çözümsüzlük anlamında değil, bu sürekli olarak bir kara propagandanın parçası olmak anlamında değil ve sürekli o tabanda biriken kin ve nefreti, öfkeyi daha da körüklemek, oradan beslenmek değil, orayı dönüştürmek anlamında. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bunu başarabilirse, artık konuşabilen, tartışabilen, müzakere zemini yaratabilen bir Cumhuriyet Halk Partisi var edebilirlerse, bu da Türkiye için büyük bir şans olur diye düşünüyorum. Çünkü uzun vadede Türkiye'de ana muhalefet partisinin zayıf, güçsüz ve düşük etkili bir siyaset, düşük yoğunluklu bir siyaset sürdürmesi Türkiye için büyük bir sıkıntı doğuracaktır. Evet. Diğer konuya geçelim isterseniz.